Sönmez Arıcılık YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ayın 4'ü 02/2023. Beyaz güvercinle geldik arılığımıza. Hayvan gübresi getirdik. Demiştik buraya meyve ekeceğiz diye. Apo arkadaşımız indiriyor. Hava soğuk. Gerçekten soğuk. Bugün ne yapacağız? Bugün birazdan Nevzat arkadaşımız gelecek. Buraya MOBES'e kamera direği dikilecek. Bir tane oraya, bir tane buraya kapıya direk dikeceğiz. Beton atacağız. Çimentolarımızı da getirdik. Bugün inşallah gün boyu çalışacağız burada. Hafif yağmur yağıyor. Kar geldi gelecek. Onu söyleyeyim. İnşallah 3-4 tur atacağız. 150 çorba koyun gübresi var. Onları getireceğiz. Bir tane şuraya kayısı ağacı getirdim. Şöyle. Onu bugün ekeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, Nevzat Bey'in deposundayız. Şu an tabelamızın kaynağı yapılıyor. Hazırlıyoruz direğimizi. Gördüğünüz gibi direğimiz 6 metre mi Nevzat Bey bu? 4,5 metre herhalde. 4,5 metreymiş. Bana göre daha fazla. Bence. Bu MOBES'i direği oluyor değerli arkadaşlar. Bu tabelayı da bu dışarıki direği yapacağız. Star alçı dekorasyon. Kaşık çakıllı. Kaynağımızı yapıyoruz. Birazdan çıkacağız. Aralığımıza takacağız inşallah. Evet Nevzat Bey yine çalışıyorsun. Evet. Yine soğuk havada. Yağmur dışarıda. Ama çalışmaya devam. Arıları rahatsız etmemek için bu soğuk havada çalışmayı göze aldık. Evet dışarıda yağmur yağıyor. Soğuk bir hava gerçekten değerli arkadaşlar. Ama yukarıya iki tane Afgan kardeşimizi bıraktık. Onlar bu direklerin çukurunu yaşıyor. Gübre getirdik oraya hayvan gübresi. Hem onları hallediyorlar. Hem onların çukurunu yaşıyorlar. Birazdan çıkacağız yukarıya. Hem MOBES'e direğimizi hem de tabela direğimizi asacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Dikeceğimiz direkler için Nevzat Bey'le sularımızı dolduruyoruz beleş. Burada görüyorsunuz yalak var burada. Su yalağı. Görüyoruz hayvanlar su içsin diye. Yukarıda biliyorsunuz suyumuz yok. Yani hayvanların suyunu çalıyoruz. Çalmıyoruz, boş akıyor. He. Star alçı dekorasyon Sayın Nevzat Bey. Rize'de, Saray'da, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde neresi olsa olsun ülkemizin her yerinde hizmet vermektedir. İşiniz düştüğünüzde rahatlıkla çağırabilirsiniz. Titizlikle işini yapar. Evet Nevzat Bey. Buyurun. Soğuk bir gün. Yine birlikteyiz. Aynen. Hep soğuk havalar denk geliyor. Ama tabii özellikle de soğuk havayı seçiyoruz. Arıları rahatsız etmemek için. Kendimizi de arılara sokturmamak için. Bu havalarda çalışmamış bu tür yerlerde daha doğru, daha isabetli oluyor. Onun için çalışmaya devam. İnşallah. Arkadaşlar birazdan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah arkadaşlar da yukarıda bekliyor. Direklerimizi dikeceğiz.
işimizi bitireceğiz. Soğuk bir günde bir şekilde evimize gitmemiz lazım. Gerçekten donduk soğuktan. Yani havanın böyle görüldüğüne bakmayın. Buz gibi bir hava var. Eksi 5. Şu an hissedilen eksi 5. Yarın da kar yağışı var diyorlar. Bu bölgede. İnşallah. İnşallah. Dediğimiz gibi kar yağacak ki bu sularımız aksın. Görüyorsunuz suyumuz. Maşallah. Berraklı. Soğuk değil mi Nevzat Bey? Hem de. Evet değerli arkadaşlar. Araçlarımızı getirdik. Malzememizi indiriyoruz. Çukurlar eşiliyor. Bir direkt buraya gelecek. Usta bu biraz güneşliyor mu? O kadar yeter mi? Bir direkt de buraya getirdik. Gübre çuvallarına indirdik. Gitmiyor mu? Mobesizlerimizi de oraya koyduk. İnşallah. Birazdan harcımızı karacağız. Tam arıların ortasına direğimizi dikeceğiz. Buraya biraz tam iyi kazamamışlar. Şimdi kazdıracağız. Buradan mobese 360 derece bu şekilde tarayacak arkadaşlar. Böyle. Şu alanı. Masamızı da getirdik buraya. Yavaş yavaş ufak ufak lazım olan malzemeleri getiriyoruz buraya ki yazın rahat edelim. Masamızı da getirdik. Bunu burada düzenleyeceğiz. Başkan çalışıyor. Evet değerli arkadaşlar çalışmamız hız kazandı. Kuyuyu genişletiyoruz ve derinleştiriyoruz. Çünkü direğimizin mesafesi bayağı uzun. Rüzgarda sallanmaması için. Durmaksızın çalışıyoruz inşallah. Etrafına. Ustamız organizasyon yapıyor. Harcımız da karıldı bu arada. Evet arkadaşlar. Nevzat ustamız direğe dikti. Görüyorsunuz. Mobesi direğimiz. Buna mobesi yazacağız. Ne zaman geleceğiz ya mobesi yazmaya? Hafta içi hava güzel olduğu bir gün geleceğiz inşallah başkanım. Betonunu döküyoruz. Apo Bey yardımcı oluyor bize. Bence yeter. Onu diye kalanını kapıya serir şey Apo. Kapıya şu düzleyin orası temiz olsun. Şey dökmeye gerek var mı bunun üzerine? O tozdan. Bir tek buraya da kayısı ağacı ektik. Bir tek tabel, aha kuşlar fırtına gibi gidiyor. Kar gelecek işte belli. Gerçekten çok soğuk. Nasıl? Apo düz oldu mu? Düz oldu abi. Tamam. Sanki biraz o tarafa da duruyor gibi geldi bana. Yok yok. Gayet güzel oldu evet. 10 numara oldu. Su akıyor mu oraya başkan? He? Su geliyor mu bak bakalım? Geliyor mu? Su geliyor mu arılığın suyu?
Bidonun içine baksan su var mı? Var mı? Su akıyor mu takta ya? Tamam, az aksın zaten, çok akmasın. Burayı da değerli arkadaşlar aynı şekilde betonladık. Onu iyi yapmışım Muhammed. O direği de sağlamlaştırmışım, gayet güzel olmuş. Sağlam olsa. Şunlara da biraz su serpil, şöyle bir yayın oralara, düz olsun. Su yok anasını. Su bitti mi? Evet değerli arkadaşlar. Dönüşte yoğun kar yağışına yakalandık. Görüyorsunuz yollar hemen beyazladı. Gerçekten muhteşem kar yağıyor. Hay maşallah, hay maşallah. Bayağı yağıyor maşallah. Aynen, yollar da kutu. Arabada da kar lastiği yok ha. Arabaların hepsinde var, bunda yok. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar, yoğun kar yağışı altında dönüş sağlıyoruz. Burası Bize Saray. Gerçi daha doğrusu Bize'den çıktı, şu an Saray'dayız. İnanın çok güzel kar yağıyor. Hay maşallah. Hay maşallah. Biliyorsunuz yollar artık yavaş yavaş çizgiler belli olmaya başladı. Herhalde böyle yağarsa biraz zor gidecek. Trafik yoğunlaşmaya başladı. Arabalar zorlaşıyor. Çok güzel kar yağıyor değerli arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? Ayın 4'ü değil mi? 4. 04.02.2023 değerli arkadaşlar. Asıldı. Aparattan unutmuş yapan arkadaş. Telle şimdi geçici olarak astık. Ateşimizi yaktık. Gerçekten çok soğuk hava. Görüldüğü gibi direğimiz de gayet şık duruyor. Kameranın takıldığı zaman gayet 10 numara olacak. Yağmur da şu anda geldi. Tam zamanında bitirmiştik arkadaşlar. Bir programın daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.